ihracı ya da geri dönmesi meselesi. Mahkemenin verdiği karar İYİ Parti'nin bir iç meselesidir. Biz bu işe böyle bakıyoruz. Biz bu işin tarafı değiliz. Zaten doğru da olmaz. Başka partilerin bu işin tarafı olması. İYİ Parti kendi iç hukuku içerisinde bunu çözer. Bu bir. İkincisi, İYİ Parti ciddi bir partidir. Türk siyasetinde genç bir parti olmasıyla beraber çok ciddi ve önemli işler yapmış ve siyasette rüştünü ispat etmiş bir partidir. Bizim de hem genel seçimde hem yerel seçimde ittifak ortağımızdır. Bir kere bunun değerini, kıymetini bir yere koyarız. Sayın Genel Başkanı'yla, oradaki değerli milletvekilleri ve partili arkadaşlarla. Sayın Ümit Özdağ da ciddi bir siyaset adamıdır. Hem akademisyenliğinde hem milletvekilliğinde Sayın Özdağ'ın da ayrı bir değeri, ayrı bir kıymeti vardır. O yüzden biz o tartışmanın herhangi bir biçimde ne tarafı olabiliriz ne de hakemi olabiliriz. Bize hakemlik de düşmez, taraflık da düşmez. Kendi iç hukuku içerisinde partiler çözer. Ama nitekim anlatacağım, oraya geleceğim. Yani o sizin merak ettiğinizi ben de merak ettim, aradım konuştum Engin Bey. Öyle mi? Heh, tabii, buyurun, onun için geleceğim oraya. Çok güzel, yani buyurun. Son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim o yüzden. Birinci elden öğrendim yayından önce. Aynı merakla aradım. Onu da anlatacağım. Belki de ilk defa Türkiye duyuyor. Çünkü Sayın Altay'ın açıklama fırsatı olmadı. Bir mikrofon tutulmadı şu ana kadar. Şimdi biz bir kere bu meseleye böyle bakıyoruz. Bizim de parti içinde disiplinle ilgili meselelerimiz olur, olmuştur, olacaktır. Bir başka partinin de, MHP'de de, AK Parti'de de biz bu meselelerin tarafı değiliz. Bu bir. Bu belki Millet İttifakı ya da potansiyel önümüzdeki süreçte genişleyen ittifakların parçalanmasını arzu eden anlayışlar açısından bu sözlerim çok haz edilen, hoşa giden sözler olmayabilir ama bu işin gerçeği budur. Biz böyle bakıyoruz, böyle bakacağız. Ha şimdi Sayın Altay'ı ben de merak ettim o açıklamadan sonra. Çünkü şunu hepimiz biliyoruz, en azından ben biliyorum, kamuoyunda bildiğini biliyorum. Sayın Altay çok tecrübeli bir siyasetçidir. Sayın Altay sözünü tartarak konuşan bir siyasetçidir. Sayın Altay siyasette polemiği iyi yapar, bilir ama nezaketi bırakmaz. Yani nezaketle yapar, iyi polemik yapar ama nezaketle, ölçüyle, bir devlet ciddiyeti ölçüsünden de çıkmaz. Şimdi onun için ben aradım, ya dedim bu nedir? Şimdi çok net kendi ifadesidir, yarın da sorarlar. Kendisi de zaten tekzip etmeyecektir. Söylediği şey şu, bir kere kendi üzgün. Böyle bir polemiğin parçası olmaktan, istemeden böyle bir konunun parçası olmaktan kendisi üzgün ve Sayın Özdağ'ı arayıp helalleşmiş. Bunu net söyledi. Öyle mi? Tabii, ben aradım dedi Sayın Özdağ'ı, helalleştik dedi. Çünkü benim Sayın Özdağ'ın şahsına dönük, hani o nifak tohumu bilmem ne, yani işte Sayın Özdağ, Ümit Özdağ bunu kendisinin nifak tohumu olduğu gibi anlayarak tabii rahatsız oluyor. O da arayıp helalleştik dedi. Önce bunun bilinmesinde yarar var. Telefon edip helalleşmişler. Bu sevindirici bir şey. Neden böyle bir ifade düştü o basın toplantısında noktasını şöyle anlatıyor. Dedi ki, basın toplantısında soruyorlar tabii bu meseleyi. Soru üzerine cevap veriyor. Şimdi bu disiplin meseleleri bizim partide de çok oldu daha önce. MHP'de de çok oldu buna benzer konular. Şimdi disiplin, mahkemelerin, partilerin disiplin işlerinde esasa girmeyip şekil üzerinden inceleme yapma zorunlulukları var. Bu yasal zorunluluk. Yani mahkeme esasına giremez. Usul açısından parti bu usule uyması gereken usule uymuş mu, uymamış mı bunu değerlendirir ve şekli inceleme yapar. Bu siyasi partiler yasasının emridir. Şimdi Sayın Engin Altay, mahkemenin esasa girdiği ve öyle karar verdiği bilgisi ve yanılgısı içerisinde o cevabı veriyor ve diyor ki, yani şeyi, meramı şu niyeti, mahkeme bu işin esasına giremez, bu işin esasına neden girip de karar veriyor böyle bir şey, nifakla ilgili meselede söylediği de. Şimdi daha önce bunun başka örneklerini başka şekillerde gördük. Yani ne yazık ki bu birileri reddedebilir. Biz bunu gördük, yaşadık ve iddia ediyoruz. Saray belli davalara belli şekillerde müdahale etti. Bu konuşuldu, tartışıldı veya etmese bile hakimler sarayın görüşünü alma ihtiyacı hissetti ya da öyle bir algı oluştu kamuoyunda ya da mahkemelerde. Her konuda, geçen hafta işte hukuku konuşurken önceki yayınlarda bunları söylüyoruz. Şimdi mahkemenin esasa girip de karar vermesi Sayın Ümit Özdağ'dan bağımsız olarak,
Sayın Ümit Özdağ bu işin bilinçli bir parçası değil ama hazır böyle bir malzeme bulunmuş ve bu çerçevede bu işin içerisine teşne olup aslında hitap ettiği yer saraya ve partilerin iç işlerine karışan başkalarına müdahil oluyor. Yani bizim oraya müdahil olmamız değil. Diyor ki karışmayın bunun iç işine. O partinin kendi iç işidir. Niye esasa girip de karar veriyorsunuz diyor. Sonradan işin öyle olmadığını, yani sözü bir kere Ümit Özdağ değil, sözü mahkemeye. Sen bu işin içerisinde, daha doğrusu mahkemeye talimat verme ihtimali olanlar. Şimdi her yer biraz önce Gemerek Mahkemesi'nden bahsetti. Gemerek Mahkemesi'nin ne olduğunu vatandaşlar, izleyiciler bilmiyor olabilir. Sayın Oğan bunu çok iyi bilir. Sinan Oğan o zaman parti içerisindeydi sanıyorum, MHP'nin içerisinde. İyi Parti kurulmadan önce Gemerek Mahkemesi, Ümit Özdağ, Sayın Meral Akşener, Sayın Koray Aydın o dönemde olağanüstü kongre istediler, büyük kongre istediler. Bunun için imza topladılar. O imzadan sonra olağanüstü kongre yapılmayacak dendi, Yargıtay'dan döndü. Olağanüstü kongre yaptırmak zorundasınız diye. Tam kongre için yer belirlendi, toplantı yapılacak. Gemerek'te bir mahkeme. Gemerek'ten bir MHP'li müracaat etti. Gemerek'te bir mahkeme, ben 30 yıllık hukukçuyum, ben öyle bir karar hiç görmedim. Ve gıpta ettim o kararı alanlara. Yani ben de öyle bir gün öyle güçlü bir karar alabilmeyi istiyorum. Mesela herhangi bir Anadolu Mahkemesi'nde. Olacak iş değil. Gemerek Mahkemesi dedi ki, ihtiyati tedbir verdi bir de. Evet.